Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Fatiha suresini Elmalı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili isimli eserinden okumaya devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bugün 31. sohbetimiz olacak bu. İnşallah tamamına da ermeyi Rabbim nasip etsin. Biraz sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Hatırlayacaksınız takip edenler, İhdine sıratel müstakim ayeti kerimesindeyiz. İhdi ifadesini okumuştuk bundan önceki dersimizde. Bize hidayet et anlamına geliyordu. Elmalı Hamdi Yazır onu uzun uzun açıklamıştı. Kısaca anlamını hiç olmazsa hatırlayalım. Çünkü bugün Es-Sırat-ı Müstakim kısmını okuyacağız. İhdi, hidayet etmek demek, iletmek demek, erdirmek demek. Fakat onun neleri kapsadığını, nasıl bir götürmek, nasıl bir erdirmek olduğunu çok güzel ifade etmiş merhum Elmalı Hamdi Yazır. Diyor ki, hidayet matluba isal edecek şeye lütfu letafetle delalet etmektir ki, yolu sadece gösterivermek veya yola götürüvermek, hatta nihayete kadar götürüvermek suretlerinden biriyle tahakkuk edebilir. Dolayısıyla diyor, bunu çevirmek için göster demek, işte sırat-ı müstakimi bize göster demek yetmez, götür demek yetmez. Çünkü göster dersek götürmek kalır, götür dersek letafet kalır diyor. Çünkü hidayette amaca ulaşacak yere kadar kişiyi erdirmek, oraya ulaştırmak ama bunu letafetle yapmak anlamı da vardır diyor. Bunun detaylarına da girmişti, işte hidayetin aksamını bize anlatmıştı. Müstakim, sırat-ı müstakim ifadesini açıklarken, şimdi sıratı da konuştuk geçen hafta, müstakim sıfatındayız. Müstakim, hiçbir yerinde meyil ve eğrilik bulunmayan dümdüz ve dosdoğru demektir. Sırat dahi cihetinde doğru ise de inişi yokuşu bulunabileceğinden düzlük manasını da anlatmak için müstakim vasfıyla teyit olunmuştur. Yani sırat da yol demek. Efendim, bir hedefe insanı ulaştıran yol demek. Fakat onun inişi yokuşu bulunabilir, zorlukları bulunabilir. Böyle zorluklardan uzak, dümdüz, böyle hiç dolaştırmadan, dümdüz hedefe götüren bir yol olduğunu belirtmek için Cenab-ı Hak'tan istediğimiz yolun, yani Rabbimiz bize böyle bir hidayet istememizi söylüyor. Yani bizim işte çeşitli gerekçeler var biliyorsunuz bugün. Daha doğrusu ifadeler var. İnsanlar diyorlar ki işte hayatı bütün yönleriyle yaşayalım mesela. Bütün zevkleri tadalım, bütün yönleri yaşayalım. İşte denenmediğiniz günahın masumu değilsiniz gibi bir takım kulağa hoş gelen ve hakikaten işte insanın hani adeta zorlanmasını talep eden, yani her türlü zorluktan geçtikten sonra doğruyu bulması daha makbulmuş gibi bir takım yönlendirmeler veya tartışmalar var. Elbette hepimiz böyle bu tartışmalarda ister istemez bir taraf oluyoruz. Yani bir metni okuduğumuzda, bir ifadeyi duyduğumuzda içimizden o ifadeyle ilgili bir kanaat beliriyor. Bende de hep bir soru işareti oluşturmuştur bu ifadeler. Yani neden tertemiz yaşamak varken, işte hiç günaha bulaşmadan, mümkün olduğu kadar günahsız olmak mümkün değildir ama yani dibine kadar gitmeden, işte kendimizi zorlayacak testlere tabi tutmadan, hani böyle tertemiz, kolay bir hayat varken, değil mi, biz dünyada Rabbimizden, dünyada da ahirette de iyilik, güzellik, kolaylık istemiyor muyuz, değil mi? Rabbi yessir ve la tuassir diyoruz. Ey Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma diyoruz. Neden böyle bir zorluk isteyelim? Neden yani her şeyi yaşamak, her günaha maruz kalmak, her zorlukla karşılaşmak ve ondan sonra hidayete ermek neden daha makbul olsun ki diye böyle bir soru işareti oluşur hep zihnimde. İşte burada Rabbimiz bize ihdine sıratel müstakim ifadesiyle arkadaşlar kendisine ulaştıran yolun dosdoğru, eğrisi, büğrüsü, inişi, yokuşu olmayan, dosdoğru, efendim, dolaşık olmayan, uzak uzak yerlerden dolaştırmayan, değil mi? Şimdi hep örnek veririz. Mesela buradan diyelim ben İstanbul'dan Ankara'ya gideceğim. Bunun çok kısa ve doğru, dosdoğru bir yolu var. Ama işte Rusya'dan dolaşarak da gidebilirsiniz yani.
Ankara'ya. Her yerden, Afrika'dan dolaşarak da gidebilirsiniz. Dolayısıyla ihdine sırat-ı müstakimde biz, ey Rabbim bizi hedefimize ulaştır, ama bu hedefe ulaştırmak nasıl olsun? Dost doğru, inişi çıkışı olmayan, vakit kaybı olmayan, değil mi? Mesela insanın gençliğini, o en enerjik yıllarını, en hayatında büyük atılımları yapabileceği, kendisine çok büyük artılar kazandırabileceği dönemleri, şerlerde tükettikten sonra neden hidayete ermesi, her şeyi denedikten sonra hidayette karar kılması makbul olsun ki, değil mi? O muazzam enerjiyi de hidayette geçirmesi, hidayet yolunda geçirmesi onun için çok daha büyük bir artı değil mi? Şahsen ben böyle düşünüyorum. Ama tabii denenmediğimiz her günah bizim için bir risktir. Bu yüzden günahlara, Kur'an-ı Kerim bizden arkadaşlar günahları denemeyi bırakın, günahları denemeyi bırakın, yaklaşmayı bile tavsiye etmez. Yaklaş ve la takrabu zina der mesela. Zinaya yaklaşmayın. Yani denemeyi bırakın, yüz yüze gelmemizi, o en kritik eşiğe, yani artık nefsimize hakim olmamızın en çok zorlaştığı herhangi bir günah içinde geçerlidir bu. Yani yalan söylemek, rüşvet almak, efendim cinayet işlemek, yani değil mi? Daha öfke kontrolü bakın nereden başlar? Ya hayır söyle ya sus mesela, oradan başlar. Dilini tutarsan kavgalara karışmazsın efendim. Kavgalara karışmadığında bir yumruk yumruğa gelmezsin kimseyle, böyle bir belaya düçar olmazsın. Ama elbette hani kaderde bir imtihan varsa yaşamamız gereken, o yaşanır. Ama kendimizi böyle göz göre göre zorlukların içine sokmamak, kendimizi zor göz göre göre yokuşlara sürmemek, ihdine sıratal müstakimden, işte o müstakim vasfından, bunu da anlıyorum doğrusunu isterseniz. Sırat doğru bir yol demekse de inişi yokuşu bulunabileceğinden düzlük manasını anlatmak için, yani dümdüz, dosdoğru olduğunu anlatmak için müstakim vasfı ile takyit olunmuş, yani sınırlanmış. Bütün o yol çeşitleri içerisinden dosdoğru olan, inişi yokuşu olmayan, dosdoğru olan yol diye belirlenmiş. Şu halde doğru kelimesi tamamen müstakimin yerini tutmayacaktır. Filvaki lisanımızda doğru kelimesi müstakim, yani müstakim anlamına gelebileceği gibi hak ve sadık manalarına dahi kullanılır. Yani doğru söz deriz mesela. Kur'an'ı anlamak isterken şimdi burada arkadaşlar biraz usul bilgilerine girecek. Biraz dikkatleriniz gerekiyor. Özellikle de konuyu ilk defa duyacak olanlar için. İlk defa duyacak olanlar için sadra şifa bir ders olacağını düşünmüyorum şu anda anlatacaklarımızın. Bunları usul kitaplarından efendim tahsil etmek lazım. Usulünce tahsil etmek lazım tam künhüne varabilmek için. Fakat alanınız bu değilse, yani tefsir değilse, lisan değilse alanınız, o zaman bir kere duymuş olmak da kafidir. En azından ne kadar iğnenin deliğinden geçirerek sözleri, ifadeleri iğnenin deliğinden geçirerek, ne kadar detaylı üzerinde çalışılarak tefsir yapılabildiğini bir ifadenin anlamak için de işimize yarar. Bu tefsirin bu bölümü. Şimdi dikkatlerinizi talep ediyorum. Diyor ki, Kur'an'ı anlamak isterken elfazının ve terkiplerinin bütün inceliklerini gözetmek lazımdır. Yani burada neden bu kelime seçildi ve neden bu cümle bu şekilde söylendi? Hem kelimelerin, lafızların hem de terkiplerin, yani cümlelerin, sıfat tamlamalarının, efendim cümle yapılarının, neden fiil cümlesi geldi isim cümlesi yerine, halbuki buraya isim cümlesi veya tersi, efendim bunları, bütün inceliklerini dikkate almak lazım. Belagat-ı Kur'aniye'nin hasaisinden biri de, Kur'an'ın belagatının özelliklerinden biri de hakikatleri en zahir veçinden gösterirken, yani bir şey anlatacak Rabbimiz, bunun en zahir, en dıştaki, herkesin anlayabileceği açıdan anlatırken, hutut-u dakikasını da mütenevvi, nikatı beyan içinde bütün incelikleriyle toplamasıdır. Yani yani çok açık bir cümle, herkesin anlayabileceği bir cümle, basit bir cümle,
bir ayette geçerken o basit cümlenin, o herkesin anlayacağı o zahiri ifadenin basit burada olumsuz anlamda bir basit değil. Basit konuşmak yani sade konuşmak, sade en zorudur arkadaşlar. Hele de böyle incelikleri de içinde barındıran bir basitlik en zor yani en yüksek edebiyattır bu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden bir tanesi de belagat-ı Kur'an'ın, Kur'an'ın belagatının, edebi yönünün yani özelliklerinden birisi de hakikatleri en zahir veçinden gösterirken hutut-u dakikasını, o en ince noktalarını, en ince yönlerini de içine alacak şekilde hem de çeşitli noktalarını, mütenevvi nikatı, bütün bunları içine alan, o incelikleri içine alan noktaları beyan içinde bütün incelikleriyle toplamasıdır. Yani baktığınızda ayetin zahiri bir anlamı var. Bunu herkes anlayabiliyor. Yani işin ehli olan herkes anlayabiliyor. Fakat aynı zamanda eğer işte yukarıda söylediği lafız ve terkiplerindeki incelikleri, burada niçin bu kelime gelmemiş de şu kelime gelmiş, niçin sıfat şeklinde gelmiş, niçin bunun arkasından bir ismi mevsul gelip açıklamış diye böyle o inceliklere daldığınızda da bütün ince, dakik yani manaları da içinde topladığını görürüz. Belagat ne demek burada? Kur'an'ın belagatının özellikleri budur demişti. Bir fikrin sözlü veya yazılı olarak yerinde, yeterince ve zamanında ifade edilmesidir diyor İslam Ansiklopedisi belagat için. Yani bir fikri yerinde, zamanında ve yeterince ifade etme sanatı, söz sanatı yani. Vücuhu beyan, kat'iyet noktayı nazarıyla la akal 16 veçi ifade ihtiva ettiği usulen malumdur. Yani bir duyguyu ve düşünceyi açıklamanın yolları, bir duyguyu ve düşünceyi biz nasıl açıklarız, kaç şekilde açıklayabiliriz? İşte bunun en azından la akal 16 veçi ihtiva ettiği usulen beyan ilmi okuyanlar için yapıyor bu açıklamayı. İmai ve gayri kat'i olan vücuhu belagat ise ilmi belagatın kabili ihsa olmayan ezvakıyla anlaşılır. Yani bir sözü, bir sözdeki anlamı ortaya çıkarmanın en az 16 yolu vardır. Fakat edebi zevk yani edebi açıdan bir ifadeyi en etkili şekilde söyleyebilmenin hem de böyle hem zahirine hem batınına işaret edecek şekilde söyleyebilmenin ise efendim kabili ihsa olmayan yani saymak mümkün olmayan zevk meselesidir bu. Bir sayıya bir hesaba gelmez. Bu bir zevk meselesidir. Sınırsızdır yani edebiyatın gücü. Bu münasebetle burada bir düsturu kelami arz edelim. Yani sözü anlamakla ilgili, söz sanatlarıyla ilgili bir prensip ortaya koyalım. Şöyle ki demiş iki nokta üst üste. Tesadüf. Şimdi burada Kur'an'da tesadüf var mı? Yani bu kelime neden buraya geldi? Rastgele mi? Yani Cenab-ı Hak böyle haşa rastgele seçmiş olabilir mi? Eğer rastgele ise o zaman o kelimede tabii haşa diyorum tekrar. O kelimeden hususi bir anlam çıkarmak için bu kadar tefsirlerin yazılmasına, bu kadar tartışmaların yapılıp görüşlerin beyan edilmesine gerek yok tabii. Rastgele söylenmiş bir söz için. Fakat onun Kur'an-ı Kerim'de tesadüfün, rastgeleliğin olmadığını şimdi açıklayacak. Tesadüf, müşahide-i esrardan gafil olan cahilin nazarındadır. Yani cahile göre hangi cahil, neden cahil? Efendim, müşahide-i esrardan gafil olduğu için. Yani olayların görünen yüzünün arkasındaki sırları gözlemleyebilmekten, o sırları müşahede edebilmekten gafil olanlar için olaylar tesadüften ibarettir. Cahiller yani tesadüfler olan olaylara. Hikmette tesadüf yoktur. Hikmetli iş işleyenler için veya hikmete vakıf olanlar için hiçbir şey tesadüfi değildir. Tabii bu benim de çok kolay böyle yaşayabileceğim, anlayabileceğim bir şey değil. Biz sizi bilmem de bazen böyle sözler söylüyorum. Arkadan mesajlar geliyor. Geçen epey oldu bir defasında dedim ki biz müçtehit değiliz, biz avamız dedim. Ondan sonra çünkü usulü fıkıhta arkadaşlar ya müçtehitsinizdir ya avamsınızdır.
Bir iki tane mesaj aldım. İşte kendiniz için avam diyorsunuz ama bize niye avam dediniz falan diye. Orada arkadaşlar fıkıh açısından avamız. Yani biz fetva verebilecek bir düzeyde değilsek avamız, yani gideriz bir müftüye, fetva ehli olan birine sorarız. İşte burada da yine kendim için olduğunu bunu ifade edeyim de hiç kimse üzerine alınmasın. Yani böyle her sözü hikmetli, burada niçin şu kelimeyi kullandığını her zaman bilen, her yaptığının bir anlamı olan, hiçbir davranışı işte ya canım insanız yani olabilir, o da öyle sürçmüştür falan denmeyecek, böyle her şeyi yerli yerinde olan insanlar, hikmet ehli olan insanlar, konuşması hikmetli, susması hikmetli, efendim davet ettiyse bir hikmeti var, etmediyse bir hikmeti var, geldiyse bir hikmeti var, gelmediyse bir hikmeti var, bunların hepsi hikmetli olan. Sözleri ve davranışları hikmetli olanlar için onların davranışlarında, sözlerinde tesadüf yoktur. Yani dolayısıyla size bir kelimeyi tasarruf etmişse, size bir kelime kullanmışsa konuşmasının içerisinde böyle hikmetli biri, o kelime bilinçli seçilmiştir. Dolayısıyla bir şey demek istemektedir. Oradan siz o denilmek isteneni anlamak için uğraşmalısınız. Ancak cahiller, yani hikmetle hareket etmeyenler rastgele konuşurlar. İşte ya ağzımdan çıkıverdi der mesela, deriz bizler. Efendim bu dolayısıyla bilhassa da Kur'an-ı Kerim söz konusu olduğunda, şimdi Elmalı'nın da amacı o zaten. Kur'an-ı Kerim söz konusu olduğunda arkadaşlar orada hikmetsiz hiçbir söz bulunmaz, hiçbir ifade bulunmaz. Cenab-ı Hak ihdina duasını sırat-ı müstakim ile tamamlamışsa, sonra da arkasından sırat-ı müstakim demesi de yetmemiş, sırat-ellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin diyerek o sıratı daha da açıklamışsa bize, hangi yol arkadaşlar, hangi yol istenir Allah'tan? Allah'tan, işte Rabbimizden yani. Mesela günahları denemek istenir mi? Yani sen o kadar güçlü müsün? O kadar güçlü müsün? Deneyeceksin ve içine gömülmeden tekrar çıkabileceksin oradan, hem de bir leke bırakmadan. Bir leke, sende bir kusur bırakmadan, bir eksiklik bırakmadan oradan çıkacaksın. Ve o kaybettiğin zaman da telafi edeceksin ve ilerleyeceksin. Yani şöyle düşünün, işte gene örneğimiz o. Buradan Ankara'ya giderken bütün köy yollarına sapıp, bütün dağları, tepeleri dolaşıp efendim, ama gene de vaktinde ve hiç yorulmadan Ankara'ya varabilecek misin? Onun için Cenab-ı Hakk'ın kelamında hikmetsiz bir söz olmadığına göre bizden dosdoğru yol istememizi söylüyor kendisinden. Ve biz bunu kaç kere istiyoruz günde? Ve o dosdoğru yolu da dediğim gibi arkasından tekrar açıklıyor. Yani bir karışıklık olmasın, ha yanlış anlaşılmasın. Şunun yolu değil, bunun yolu değil. İşte Hristiyanların ve Yahudilerin yolları da değil. Yani bu da çok manidardır arkadaşlar. Şu anda efendim bütün yani son 100 yıldır, 200 hatta 300 yıldır diyelim, biz büyük çoğunluğuyla ümmeti Muhammed kahir ekseriyetiyle ilimde, fende, sanatta, hayat tarzında, siyasetinde, efendim felsefesinde, her şeyinde tam olarak adım adım takip ettiğimiz ehli kitabı, çünkü hadis-i şerifte bu gayril mağdubi aleyhim veleddalin Yahudiler ve Hristiyanlar olarak açıklanıyor. Göreceğiz inşallah tefsirde de. Efendim onları adım adım takip etmekteyiz. Halbuki günde de 40 kere efendim ya Rabbi bizi dosdoğru yoluna ilet, aman yoldan çıkmış, azmış, sapmış dalalete, sapkınlığa, yani yoldan sapmış efendim, veyahut da o yolda yürürken öyle yanlışlar yapmış ki gazaba uğramış olanların yollarına değil, bizi dosdoğru yoluna ilet diye de dua ediyoruz bir taraftan. Şimdi tesadüf ne dedi? Müşahede-i esrardan gafil olan cahilin nazarındadır. Hikmette tesadüf yoktur. Ve hakim-i mutlakın her ihtiyarında, yani hakim Cenab-ı Hakk'ın ismidir. Yaptığı her işi hikmetle yapan demek. Hakim-i mutlak yani tereddütsüz, her konuda istisnasız hikmetle hareket eden, mutlak anlamda hakim olan Cenab-ı Hakk'ın her ihtiyarında, her tercihinde, her seçiminde bir hikmet-i müreccihâ vardır. Yani
o tercihe sebep olan bir hikmet vardır. Hikmetsiz iş işlemez Allah Teala. Dolayısıyla nasıl ki işte dünyayı yaratışında, kainatı yaratışında hiçbir şey boş değilse, bir böcek, bir ot, bir çöp, işte herhangi bir şey, yaratılıştaki herhangi bir şey anlamsız değilse, mutlaka bunların bir anlamı varsa, hakeza aynı kaynaktan gelen bu kitabın da içindeki her ifadenin hakeza aynı şekilde efendim hikmetli bir sebebi vardır. O kelimenin seçilmiş olmasının ve o kelimenin madem ki bir hikmeti vardır, o hikmeti bulmak ve ona göre hükümlerimizi o hikmet üzerine bina etmek, hükümle hikmetin de aynı kökten geldiğine tekrar dikkatinizi çekmiş olayım. Hükümlerimizi, kararlarımızı da o hikmeti bulduktan sonra o hikmete göre, o hikmete uygun olarak bina etmek durumundayız. Şimdi burada bir parantez açalım. Çok bunlar istisnai sayıdadırlar ama öyle olmakla beraber bilhassa akademik çevrelerde zaman zaman tarihimizde veya günümüzde etkili olmuşlardır. Küçük de olsa bir grup Kur'an'ın kelimelerinin, lafızlarının Allah'ın kelimeleri olmadığını, manasının Allah'tan, lafızların ise peygamberden olduğunu, dolayısıyla o lafızların seçimi beşeri olduğu için o lafzın bizi bağlamadığını, manaya dikkat etmemiz gerektiğini söyleyen küçük bir grup var. Tabii bunun sonunun nereye vardığını da bu yorum bize hatırlatmış oluyor. O zaman o kelimelerin hiçbirini dikkate almamız gerekmiyor. O kelimelerin niçin şu kelime değil de bu kelime seçildi diye oradan üretilecek olan fıkhi hükümlerin, efendim ahlaki hükümlerin bağlayıcılığı kalmıyor. Lafızlara dayalı olarak üretilen hükümlerin bağlayıcılığı kalmıyor ve nasıl bir çözülme getiriyor bu? Nasıl bir çözülme ve nasıl her türlü yoruma açık hale getiriyor metni? Bu açıdan da dikkatlerinizi böyle bu tehlikeye çekmiş olayım. Gerçi irade zatında bir müreccihtir. Yani ne dedi? Hakimi mutlakın, o mutlak anlamda hakim olan Allah Teala'nın her ihtiyarında bir hikmet-i müreccihâ vardır. Bir tercih edilmeye sebep olan bir hikmet vardır onun her seçiminde. Gerçi irade zatında bir müreccihtir. Zaten bir şeyi dilemiş olması onun onu tercih ettiğini gösterir. Fakat irade-i hakim vücub-u harici tahtı tesirinde olmayarak bir hikmeti de tazammun eder. Yani bir insanın, şimdi tabii Cenab-ı Hak'tan bahsediyoruz da anlayabilmek için insandan örnek veriyoruz. Birinin diyelim, birinin bir şeyi irade etmesi de, yani istemesi, olmasını istemesi de bir tercihi gösterir. Fakat irade-i hakim, eğer bu iradenin sahibi hikmetli ise, burada tabii büyük harfle hakim, yani Cenab-ı Hak olduğunda arkadaşlar, o zaman ne oluyor? Bu irade vücubu harici tahtı tesirinde olmayarak, yani dış şartların, dış zorunlulukların tesirinde kalmayan bir hikmeti de tazammun eder, içerir. Yani Cenab-ı Hak çünkü işte şartlar böyle, ne yapalım, mecbur kaldık. Allah Teala için bu söz konusu değildir. Hiçbir şekilde dış şartlardan etkilenmeyen bir hikmete sahiptir. Efendim böylesine dolayısıyla kuşatıcı, ezeli ve ebedi bir hikmettir. Çünkü şartlardan bağımsızdır. Tabii burada arkadaşlar fıkıh üretirken, yani bu Cenab-ı Hakk'ın kelamından bahsediyoruz. Bu kelam böyle şartlardan bağımsız olarak hikmeti mebnidir, hikmet kaynağıdır, bir hikmete dayalıdır ve hikmet üretir. Ama biz insanlar arkadaşlar şartlarla meşrutuz, yani şartlarla kuşatılmışız, yaşadığımız şartlar var. Dolayısıyla biz fıkıh üretirken, bakın buradan da fıkhın ezeli ve ebedi olamayacağı, yani insanların yaptığı içtihatların ezeli ve ebedi olamayacağı, çünkü onların kendi kavrayışlarının, kendi zamanlarının, kendi örflerinin, kendi yaşantılarının şartlarıyla sınırlanmış olacağı, dolayısıyla da içtihadın her nesilde yenilenmesi gerektiği meselesine de böyle bir temas etmiş olalım. Binaenaleyh, hakim olan faili muhtarın
kelam ve kelimatının hususiyetleri, fail-i muhtar yani istediğini istediği gibi yapma hakkına sahip ve aynı zamanda da hakim olan fail-i muhtarın, Cenab-ı Hakk'ın, kelam ve kelimatının, sözünün ve kelimelerinin hususiyetleri, özellikleri hep hikmete mebni, hikmete müstenit bir ihtiyar eseri olacağından, hep hikmete dayalı bir tercih olacağından, yani neden şu kelimeyi seçmedi de bu kelimeyi seçti, neden tarik demedi de sırat dedi Cenab-ı Hak, bunların hepsi bir hikmete mebni olacağından aynı örneği veriyor. Mesela tarik demeyip de sırat demesi, müstevi demeyip de müstakim demesi re'sen düşünülecek ve manaları ona göre tasavvur olunacak bir hikmeti dahi tazammun ederler. Onun için tek tek Kur'an'ın lafızları, terkipleri, niçin bu seçilmiş, niçin bu kelime seçilmiş, niçin böyle bir cümle gelmiş, niçin onun arkasından, hatta bağlam diyoruz biz bugün efendim, siyak ve sibak, yani öncesinde ne var, sonrasında ne var, niye bu ayet buraya yerleştirilmiş, bunların hepsinden bir mana çıkarılır. Kur'an ise bir kitab-ı hakimdir. Ve buna örnek olarak Zümer suresinin birinci ayetini veriyor. Tenzilül kitabi minallahil azizil hakim. Aziz ve hakim olan Allah katından indirilmiş bir kitaptır bu. Bunun için evvela kelimelerin mefhumlarını iyice tespit etmek, anlamlarını, saniyen mevkilerinde, o kelime niye orada geldi, cümlenin içinde niye burada geldi, lafzan veya manen alakadar olabileceği kelimat ve meanisiyle mukayese etmek, salisen tarzı terkiplerini, cümlenin gelişini, siyak ve sibaklarını, önceki cümle sonraki cümleyi mülahaza etmek, rabian dördüncü olarak bunlardan asıl manayı murat ile tezyinatını temyiz eylemek. Yani bir asıl söylenmek istenen var, üzerine hüküm bina edilecek olan, bir de o sözü tezyin etmek için söylenen, yani desteklemek, kuvvetlendirmek, güzelleştirmek, etkili hale getirmek için söylenenler var. Yani cümlenin içindeki asıl öğelerle tezyinat olan öğeleri ayırt etmek, temiz eylemek lazımdır. Manayı muradın tayininde dahi iki haysiyet vardır. Buradan ne murat ediliyor, bakın asıl manayı murat ile tezyinatı ayırt etmek lazım dedi ya, peki manayı muradı nasıl tayin edeceğiz, bunun tayininde dahi iki haysiyet vardır, iki ölçü, iki kriter vardır. Biri, kelimenin aslında veya makamındaki mefhumu zihnisi, diğeri de onların vakideki mütenavelleri, masadaklarıdır. Yani kelimenin aslındaki manası. Asıl zihnimizde, lügatta, insan zihninde bu kelime ne anlama geliyor? Buna dikkat etmemiz gerekiyor manayı muradı tayin edebilmek için. Diğeri de onun vakide, yani o anda o cümle içerisinde, o ayet içerisinde mütenavelleri, masadakları dikkate alınması lazım. Yani nasıl ele alınmışlar, nasıl manaya nasıl yerleştirilmişler? Tamim, tahsis, ıtlak, takyit gibi hususat. Bunlar da tabii işte lafzı doğru anlamanın, bir ayeti doğru anlamanın, bir ifadeyi doğru anlamanın şartları. Yani burada umum mu ifade ediyor, husus mu ifade ediyor, yani bir kişiye, bir duruma mı mahsus, yoksa umum olarak bütün durumları, bütün insanları mı içine alıyor, mutlak mı, mukayyet mi, sınırlı mı, yoksa külli mi, bunların hepsi işte bu ikisi arasında cereyan eder ve istinbat-ı ahkamda, yani bir ayetten ahkam çıkarabilmekte bunların ehemmiyeti büyüktür. Arkadaşlar, bizler şurada anlatılanları dahi layık veç ile anlayıp anlatmaktan aciziz, üzerinde çalışmamız gerekiyor. Nasıl olur da bunları ayetlere uygulama konusunda hiçbir yeterliliği olmayan bir insanın sadece meal okuyarak, mealinden bir de, yani lafzını da bilmeden sadece mealinden hüküm çıkarmaya kalkması. Akla zarar yani. Tefsirlere baktığımız zaman Es-sırat-ı müstakimden murat ne olduğu hakkında şu rivayetleri görürüz. Yani müfessirler sırat-ı müstakimden ne kastedildiğine dair şu yorumları yaparlar. Sayıyor şimdi. Sıratullah,
Allah'ın yolu. Tarik-i hak, hak yol. Sebil-i mutedil, orta yol. Kitabullah, Allah'ın kitabı. İman ve tevabi-i iman. İman ve imanın imana dahil olanlar, imana tabi olan konular. İslam ve şeriat-ı İslam, peygamberimizin ve azım-ı ashabın tarikı, peygamberimizin yolu ve ashabın büyüklerinin yolu. Sünen, sünnetler, tarik-ı sünnet ve cemaat, ehl-i sünnet ve cemaatin yolu. Tarik-ı cennet, cennetin yolu, cisri cehennem, cehennemin üzerindeki köprü. Nihayet bunları telhis eden muhakkikinin tariki hak ve milleti İslam tefsiri. Ve bütün bunların özeti, bütün bunların topluca içeren muhakkikinin, araştırmacıların ifadesiyle tariki hak, yani hak yol ve milleti İslam, İslam milleti tefsiri. Şimdi yani bütün bunlar sırat-ı müstakim için söylenmiş yorumlarda. Şimdi senetleriyle beraber eslafa ve ashaba kadar giden, yani senetleri dediği bu sözü kim söylemiş, nereden biliyoruz? Bütün bu araştırmalarla beraber eslafa, yani selef-i salihin dönemindeki müfessirlere ve hatta ashab-ı kirama kadar giden bu mütenevvi ifadeler, bu çeşit çeşit ifadeler, lamın ahdiyeti veya cinsiyeti mülahazalarına nazaran bir kısmı mefhum ve ekserisi masadak üzerine devaran eden beyanattır. Yani bu farklı farklı ifadeler, farklı farklı açıklamalar nereden çıktı? Lam harfi cerinin, lam harfi tarifinin, yani es-sırat el-müstakim diye iki kelimenin de sırat ve müstakim kelimelerin başında gelen elif lamın ahd mı ifade ediyor, cins mi ifade ediyor? Yani tek bir yol mu ifade ediyor, yoksa bir yol türünü mü ifade ediyor? Çünkü lam bazen cins ifade eder, bazen de ahd, ferdiyet ifade eder. Bunları göre, bunları değerlendirerek bir kısmı mefhum üzerinde durmuş, mana üzerinde durmuş, bir kısmı da masadak üzerinde, yani lafız, orada söylenen şey üzerinde durmuş. Dolayısıyla işte ona göre yapmışlar açıklamalarını. Cisri cehennem, bütün bu yukarıda geçen sırat-ı müstakim yorumlarından cisri cehennem, yani cehennemin üzerindeki köprü, sırat köprüsü istisna edilirse, öbürleri vakide aynı medlulun evsafından biriyle ifadesinden başka bir şey olmadıkları. Yani baktığımız zaman işte ehli sünnet vel cemaat, iman ve imana tabi olan şeyler, Allah'ın yolu, hak yol, orta yol gibi ifadeler aslında birbirinin açıklaması. Cisri cehennem hariç o bambaşka bir şey, bambaşka bir mana ifade ediyor. Aynı medlulün, yani aynı ifadenin gösterdiği mananın farklı ifadelerinden başka bir şey olmadıkları halde mefhum ile masadak farkını bilmeyenler, yani orada söylenenle o söylenenden çıkan anlam farkını bilmeyenler bunlardan ne kadar ihtilaflara düşebilirler. Filvaki muhakkikinin tarik-i hak ve milleti İslam fezlekesi de, yani en sonda özet olarak araştırmacılar, yani tefsirler üzerinde çalışanlar bu bütün yorumları toplayıp iki ifadeye indirgemişler. Tarik-i hak, milleti İslam fezlekesi de bu iki haysiyete muntabıktır. Yani mefhum ve masadak açısından inceliyor. Tarik-i hak mefhumdur. Milleti İslam masadaktır. Bu iki farka bizzat Nas-ı Kur'an'da tembih için sırat iki defa zikredilmiştir. Yani anlam ve söylenen şey farkına işaret etmek için, onu tembih için sırat iki defa zikredilmiştir. Sırat alledine es sırattan bedeldir. Yani ihdine sırat al müstakim dedi. Bizi dosdoğru yola ilet dedi. Arkasından sırat alledine diyerek öyle bir dosdoğru yol ki şu, yani başka şey akla gelmesin anlamında. Sırat alledine es sırattan bedeldir. Bedel kül veya bazı olabilir Arapça bilenler için. Ve kelamda kastu irade asıl bedele müteveccihtir. Mübdelün minh de külliyen metruk ve matruh olmayarak bu maksudun bir haysiyeti zahiresini temhid eder. Yani nasıl örnek vereyim bunu? Aynen buradaki örneği verelim, kafalar karışmasın. Bizi dosdoğru yola ilet,
öyle bir yol ki, arkasından gelen sırat allezine öyle bir yol ki, en amte aleyhim, senin nimet verdiklerinin yolu olsun. Gayril mağdubi aleyhim veladdalin, senin gazap ettiklerinin ve sapkınların yolu olmasın. Gazap edilenlerin ve sapanların değil, nimet verdiklerinin yolu olan dosdoğru yol. Demek ki bu dosdoğru yolu, yolda, yani sırat-ı müstakimde, şimdi birazdan onu açıklayacak. Sonu itibariyle, sonucu itibariyle hayır olmayan dosdoğru yollar da var. Mesela insanı dosdoğru cinayete götüren yol da var. İnsanı dosdoğru zinaya götüren yol da var. Dosdoğru yoluna ilet, mutlak anlamda bir şeyi dosdoğru yapmanın yolu demek. Onu belirlemek için efendim şey değil, yani insanı hataya götüren dosdoğru yollar değil, hayra götüren, nimete götüren dosdoğru yolu istiyoruz ya Rabbi diye. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Birinci sırattan bedel olarak ikinci sıratla, sırat kelimesiyle hangi dosdoğru yolu istememiz gerektiğini öğretiyor bize. İşte bedelde asıl olan, yani bedel deniyor buna. Birinci sırat mübdelün mihdir. Kendisinden bedel yapılan kelime. İkincisi ondan bedeldir ve bedel işlemi yapıldığında, gramer bilgileri bunlar arkadaşlar, kast olunan ikincisidir. Yani asıl maksat burada sırat allezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veladdalin ifadesidir. Ne diyor? Kelamda kastu irade asıl bedele müteveccihtir. Yani biz asıl sırat allezine en'amte aleyhim, orayı istiyoruz yani. Asıl mübdelün min, yani sırat al müstakim, bu cümle burası için söylüyorum. Külliyen metruk ve matruh değildir. Yani tamamen terk edilmemiştir. Yani mesela işte mühendislik yapıyorsa birisi, bir şey üretiyorsa, o ürettiği şeyi hiç böyle uzatmadan, zorlanmadan, dolaşmadan ya Rabbi işte dosdoğru hedefe varmayı nasip et. Mesela onu da içeriyor. Sırat, ihtine sırat al müstakim. Umumi, çünkü ne sıratı olduğu belli değil. Bütün yollar, bütün amaca götüren bütün yollar, insanı amaca götüren bütün doğru yollar kastediliyor. Dolayısıyla tamamen orayı da terk etmiyoruz. Bu maksudun bir haysiyeti zahiresini, yani Cenab-ı Hak'tan dilediğimiz bu dosdoğru yolun niçin istediğimizi, asıl istediğimizin ne olduğunu bize bedel gösteriyor. Yani sırat allezine en'amte aleyhim cümlesi. Efendim, bu suretle her bedelde, her bedel, bedel işlemi nerede yapılmışsa kısmen bir şerhü beyan, bir açıklama var. Çünkü sırat allezine en'amte aleyhim, ihdine sırat al müstakimdeki sıratı bize açıklıyor ve kısmen te'kidi andıran, vurguluyor aynı zamanda. Çünkü ikinci kere dilemiş oluyoruz. Bir kuvveti mana hasıl olur. Bu bedelde ise sırat-ı müstakimin hem zatını ve hem vasfını şerhü tavzih eden kayıtlar vardır. Hem zatını açıklıyor ve kayıtlıyor, kayıt altına alıyor. Efendim, hem de vasıflarını. Ki birincisi, sıratın muzafu ileyhi olan ellezine en'amte aleyhim ismi mevsul ve sılası. İkincisi, bu mevsulün sıfatı olan gayril mağdubi aleyhim. Üçüncüsü de buna matuf olan veladdalin kayıtlarıdır. Yani bu üç tane kayıtla biz, Cenab-ı Hak bize hangi sırat-ı müstakimi talep etmemiz gerektiğini açıklıyor. İşte şimdi bu gramer bilgilerinden sonra asıl tefsire geldi arkadaşlar. İşte es-sırat-ı müstakimden murat olan mana ve masadak, bunların heyeti mecmuası mülahaza edildikten sonra tayin eder. Yani bütün tek tek o kelimelere bakacaksın. Ondan sonra onların o cümle içerisinde nasıl geldiklerine bakacaksın. Bütün gramer kurallarını, beyan kurallarını, efendim belagat kurallarını uygulayacaksın. Ondan sonra burada sırat-ı müstakimden ne kastedildiğini ancak o zaman anlayabilirsin. Bunun için de evvela kendindeki mefhumunu tespit etmeye ihtiyaç vardır. Asıl anlamı, yani ifadelerdeki. Vaz-ı lügat itibarıyla
Bu mefhum müstakim cadde demek olduğunu görmüştük. Fakat bu mefhum bize evvela vakide yol dediğimiz bir mahsusu gösterir. Yani 4-5 duyuyla gözlemleyebildiğimiz, hissedebildiğimiz bir yolu bize gösterir. Halbuki sevki kelam istianenin ve meunetin beyanıydı. Yani niye geldi bu ihtinas sıratal müstakim? Sırat-ı müstakim açıklaması ta İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'den geldi. Yani yalnızca senden yardım isteriz demiştik biz Cenab-ı Hakk'a. Arkasından da hangi konuda yardım istediğimizi söylemiştik. İhdine sırat-ı müstakim. Bu ise gayri mahsus bir manadır. Yani beş duyuyla alakası olmayan bir şey. Yani biz ihtine sıratal müstakim derken, ben buradan Üsküdar'a giderken yollar düzgün olsun ya Rabbi, arabam çukura değmesen, sadece bunu kastetmiş olmuyorum. Binaenaleyh bu karine-i kat'iye ile biz anlarız ki bu yol manevi bir yoldur. Ve hiç olmazsa manevi yola da şamildir. Şamil bir mecaz-ı sarihtir. Ve daha açıkçası bir istiare-i temsiliyedir. Evvela söylediğimiz gibi mahsusattan, yani bizim beş duyumuzla algılayabildiğimiz işlek, büyük, vazıh, düz, doğru bir yol tasavvur ediyoruz. Ve bunu heyetiyle, bütün o görünümüyle zihnimizde ahsediyoruz. Saniyen, bizim temayülatımızın, eğilimlerimizin, efkar-ı harekatımızın, bütün fikirlerimizin ve davranışlarımızın, eğilimlerimiz, temayüllerimiz, fikirlerimiz ve davranışlarımızın cereyanına, bunun akışına bir esas teşkil ederek bizi doğruca ve selametle hayırlı muratlarımıza götürecek ilmi, ameli, vazıh ve şumullü ve Hak Teala'nın vaz'ı olan, onun koyduğu bir kanunu hak tasavvur ediyoruz ve bunu da heyetiyle vicdanımıza alıyoruz. Şimdi bir defa beş duyumuzla bir yol canlanıyor gözümüzün önünde. Bu geniş, güvenilir, dosdoğru, işlek, hiçbir sapması olmayan dosdoğru bir yol. Zihnimize bunu koyuyoruz. Böyle bir yol, bir cadde. İkinci olarak, müstakimi şimdi anlayacağız. Bizim bütün davranışlarımızın, fikirlerimizin, isteklerimizin cereyanına, akışına bir esas teşkil edecek ve bizi doğruca hayırlı muratlarımıza götürecek olan bir kanun-u hak, yani neyi nasıl yapacağımızı, neyi nasıl yapmamız gerektiğini, bu yolda nasıl gidersek en kolay şekilde ve en hem kolay hem süratli bir şekilde bizi amacımıza ulaştıracak kanunlar hayal ediyoruz, kurallar hayal ediyoruz. İlmi, ameli, vazıh ve şumullü, kuşatıcı, Hak Teala'nın vazı, Allah'ın koyduğu bir kanun. Niye? Çünkü o yarattığı için her şeyi arkadaşlar, bu sistemi o yaratıyor. Bakın bizim insani varoluşumuzu, kainatın işleyişini, insanlar arası ilişkileri, bizim psikolojimizi, bizim bedenimizi, bu bedenin nasıl işlediğini, bunların hepsini Allah Teala yaratıyor. Sizin tuttuğunuz yol bu yaratılışa aykırı olduğu zaman, arkadaşlar, kendinizi işte o sırat-ı müstakimden, kendimizi, siz değil ben de dahil, kendimizi sırat-ı müstakimden ayırıp yokuşlara, çukurlara, dağlara vurmuş oluyoruz kendimizi. Onun için sırat-ı müstakim deyince bizim gözümüzde nasıl bir şey canlanıyor? Geniş, işlek, dosdoğru bir yol ve hakkın kanunlarına da uygun. Yani her şey birbiriyle uyum içerisinde, attığımız her adım, yaptığımız her hareket bizi amacımıza ulaştırıyor. Bunu da heyetiyle vicdanımıza alıyoruz. Salisen, üçüncü olarak, şimdi sırat-ı müstakimi zihnimizde nasıl canlandırıyoruz? Bu manevi heyeti vuzuh ve icaz ile anlatmak için, bu yani manevi görünümü, bir dosdoğru yol düşündük, kanunlarıyla, kurallarıyla, her şeyiyle Allah'tan ve Allah'a götürüyor. Allah'ın rızasına götürüyor. Bu heyeti vuzuh ve icaz ile apaçık
ve topluca, yani bir özet olarak anlatmak için evvelki mahsus heyete mevzu olan sırat-ı müstakim lafzını istiare edip zikreylediğimiz karineye istinaden bunu da kullanıyor ve ihtina ile de bunu bir teşrih yapıyoruz. Bir şerh düşüyoruz. Çünkü ihtinada ne vardı arkadaşlar? Bir defa bu yola bizim kendi başımıza, kendi gücümüzle varamayacağımız. Bu yolu çünkü yardım istiyoruz Allah Teala'dan. İkincisi, hedefe varmayı istiyoruz. Sadece yola girmeyi değil, hedefe varmayı istiyoruz. Üçüncüsü, Cenab-ı Hak bizi bu yola soksun. Bu dosdoğru yola soksun, böyle efendim bütün her şeyimizle, bütün temayüllerimizle, fikirlerimizle, davranışlarımızla çelişkiye düşmeyeceğimiz, o yolun doğasıyla çelişkiye düşmeyeceğimiz şekilde bizi bu yola soksun. Sonra bizi hedefe kadar da götürsün ama bunu bizi zora koşarak, bize zor uygulayarak değil, bizi efendim nasıl diyelim, kahrederek değil, lütfuyla yapsın. İhtinada bu da var. İşte ihtina duasıyla da buna bir teşrih yapıyoruz. Bu suretle bu mefhumun hasılı, Hak Teala'nın vaz'ı olup Allah'ın koyduğu matlubu hayra hakkıyla götüren ve batıl olmayan manevi yol olduğundan muhakkikinin, o araştırmacıların tariki hak tefsirleri sırat-ı müstakimin mefhum ve manayı muradını beyan olduğu anlaşılır. Yani tariki hak, hak yol, sırat-ı müstakimi efendim mana itibariyle bize çok güzel açıklıyor. Şimdi masadakını bulalım. Yani tariki hak ıtlakına seza olan her tarik, matlub olan tariki müstakime dahil midir, değil midir? Yani lafzen biz tariki hak dediğimizde efendim her yol, bu tariki, her hak yol, yani her doğru yol, her yol, matlup olan tariki müstakime, bizim burada istediğimiz ihtina sıratel müstakim dediğimiz sırat-ı müstakimin manasına dahil midir, değil midir? Burası cahi nazar, yani düşünülmesi lazım ve az çok müphemdir. Kapalılık var burada. Evvela nesta'inde ilk hedefimiz meuneti ilahiye. Allah'tan yardım istiyoruz. İyyâke nesta'in diyerek. Ve sevki nazım, yani ifadelerin akışı, bize iptida meuneti ilahiyenin ehem muakdemini talep etmemizi telkin ediyor. Yani öncelikle bir defa bu yola bizim kendi çabamızla sadece varmamızın, çabamızla bu yolun sonuna ermemizin mümkün olmadığını, mutlak surette Allah'ın yardımına muhtaç olduğumuzu bize telkin ediyor. Bundan da alelumum meuneti ilahiyeyi isticlab eden, çeken, cezbeden bir tarik-i vazıha hidayet talebi, bir apaçık yola hidayet istemiş oluyoruz ki Cenab-ı Hak'tan. Çünkü o yola, o apaçık yola hidayet olduğu zaman biz Allah'ın yardımını da celbetmiş olacağız. Yani hem Allah'ın yardımıyla biz o yola erebiliriz, hem de o yola erdikten sonra da Allah'ın yardımını tekrar celbetmiş oluruz. İstihanelerin ehem muakdemi, ona hidayet ihsan etmek de maunetlerin ehem muakdemi olduğu anlaşılıyor. Yani insanın böyle bir yola ermeyi Cenab-ı Hak'tan istemesi, bütün istenilecek şeylerin en mühimi ve en başta geleni ve hidayet ihsan edilmesi bir kişiye de Allah'ın yardımları içerisinde, Cenab-ı Hakk'ın bir insana yapacağı yardımlar içerisinde ona hidayet etmiş olması da yardımların en mühimi ve en önde gelenidir. Yani şöyle diyelim arkadaşlar, işte akşama diyelim yemeğe, iftara misafiriniz var. Siz böyle ne yapsam diye koltukta düşünürken, işte Fatiha'yı okuyalım, ihtinas sıratel müstakim, dost doğru yol, yani yemeği de içeriyor, her şeyi içeriyor demiştik az önce, bütün hayatı içeriyor. Böyle mutfakta işler görülüyor, bir gitmişsiniz mutfağa, siz Fatiha'yı okuduğunuz için bütün yemekler hazırlanmış, yapılmış. Böyle mi? Hayır, size o yemekleri en kolay, yorulmadan, en lezzetli şekilde nasıl bir sofra kuracağınızın bilgisinin, becerisinin, yolunun size nasip edilmiş olmasıdır. Anlaşıldı inşallah. Yani her şeyin, her işin arkadaşlar, insanı başarıya götüren, nasıl diyelim, kolaydan kastım
arkadaşlar şey değil, böyle parmağınızın ucuyla yaptığınız anlamda değil. Yani şöyle düşünün, mesela siz fizikte veya işte bir laboratuvarda çalışıyorsunuz, bir buluş, bir ilaç üzerine çalışıyorsunuz, bir hastalık üzerine çalışıyorsunuz. Elbette yoruluyorsunuz, gecenizi gününüze katıyorsunuz ama bütün denemeleriniz isabetli. Bütün attığınız adımlar, bütün o gece uykusuzluklarınızın hiçbiri boşa gitmiyor. Hepsi sizi hedefinize biraz daha yaklaştırıyor. İşte hidayet bu demek arkadaşlar. Hidayet yani attığınız her adımın sizi hedefinize, doğru yolda hedefinize götürmesi demek. Onun için ihtinas sıratal müstakim dediğimizde biz, tabii sıratal dediğine yani amte aleyhimde bir kayıt var, o yol kayıt altına alınıyor ama işte birazdan Elmalı da açıklayacak. Efendim sadece manevi anlamda, dini anlamda bir hidayet değil, bütün işlerimizle ilgili de bir hidayet Cenab-ı Hak'tan dilemiş oluyoruz. En büyük yardım, yani meunetlerin ehem muaktemi insana hidayet ihsan edilmesidir. Yani bu yemek nasıl hazırlanır, iftara kadar nasıl sofraya konur, bu işte hepsi en lezzetli şekilde nasıl yapılır, bunun bilgisinin, bunun yolunun size nasip edilmiş olmasıdır. Yoksa sizin yerinize birinin onu yapması değil. Halbuki tariki hakkın bütün hususiyatı bir mauneti hak ise de bu maunetlerin akdemu ehemmi olan hangisidir? Yani hak yolun bütün özellikleri, bütün nasıl diyeyim hususiyetleri nerede toplanıyor? Mauneti hak, yani hakkın yardımı. Hakkın yardımı sana nasip olmuşsa bütün hak yollarda sana nasip olmuş demektir. Peki bu maunetlerin, yani hakkın sana yapacağı yardımların akdemü ehemmi olan hangisidir? En mühimi hangisidir? Burası cayi teemmül olur. Burayı düşünülmesi gerekir diyor. Saniyen hidayet hayra masruf olur. Hayra yöneliktir. Ve acaba manayı amiyle, yani genel olarak düşünüldüğünde tarika hak içinde şer olanlar yok mudur? İşte az önce söyledim. Mesela bir insanı öldürmenin en doğru yolu. Efendim bir insanı batırmanın, bir rakibinizi ticarette batırmanın en doğru yolu. Mesela bunlar şer yollar. Ama hani o hedefe sizi ulaştıran en doğru yol yok mudur? Doğrusu vardır. Çünkü olmasaydı şerre yol bulunamaz, hiçbir şer yapılamazdı. Gerçi her tarik-i hak zatında hayr-ı mahızdır. Yani her hak yol bizatihi baktığınızda hayırdır ve onun vaz-ı aslisi rahmet-i ilahiyenin tecellisini göstermek. Yani niçin Cenab-ı Hak her işi yapmanın bir dost doğru yolunu yarattı? Rahmetinin eseridir bu. Fakat alemde mahlukatın hususiyetine izafetle nef-u dar, fayda ve zarar, hayr-u şer, hiçbir gaye tasavvur olunmaz ki onun bir tariki hakkı bulunmasın. İster fayda, ister zarar vermek için, ister hayır, ister şer için mutlak surette bir dost doğru yol vardır. Burası anlaşılıyor inşallah arkadaşlar. Burası önemli. Bunların her birisi için de hakkın bir sünneti, bir kanunu vardır. İşkence etmenin, değil mi? Bir insana konuşturmak için işkence etmenin bir yolu var yani. Usulü var, yöntemi var. Bir zor yolu var, bir kolay yolu var. Doğrudan hedefe ulaştıran bir yolu var mesela. Bunların her birisi için hakkın bir sünneti, bir kanunu vardır. Ona süluk eden doğru gayesine gider. Yani o iş için yaratılmış olan yola girdin mi hedefine ulaşırsın. Hatta denilebilir ki bunların hepsi de insanı Allah Teala'ya götürür. Ne diyor Elmalı Hamdi Yazır arkadaşlar, dikkatle dinliyorsanız. Bunların hepsi de Allah Teala'ya götürür. Lakin biri rızasına, biri gadabına. Yani hayrı seçmişsen rızasına gidersin, şerri seçmişsen gazabını hak edersin. Binaenaleyh tariki hak, Hak Teala'nın rızasına götüren tarik diye tefsir edilmedikçe burada matlup olmamak lazım gelir. Demek ki şimdi bak buradan ne çıktı? Biz dost doğru yolu istiyoruz ama hangi dost doğru yol? Mesela bizi cinayete götürecek dost doğru yol, bizi işte insanlara zarar vermeye götürecek olan dost doğru yolu değil, Allah'ın rızasını bize kazandıracak olan dost doğru yolu istiyoruz. Fil vaki,
Efendim zamanı da kaçırmayalım. Es-Sırat'el Müstakim Nazm-ı Celili bize alel-ıtlak tarika hak mefhumundan daha esas ve ehas affedersiniz ve daha vazıh bir mana telkin ediyor. Sırat-ı Müstakim dediğimizde tariki haktan daha hususi, o tariki hak çok geniş bir tabir. Az önce anlattığım gibi şerri de içeriyor. Bu sırat-ı müstakim ise daha vazıh, daha açıklanmış bir mana bize telkin ediyor. İşte bütün bu iphamları, bu belirsizlikleri izale için bedelin tezyili gerekiyor. Arkasından gelen sıratallezine en'amte aleyhim ifadesiyle hangi sıratı bizim istediğimizi şey yapmış oluyoruz, mukayyet, kayıt altına almış oluyoruz. Mefhumun mütenaveli tefsir veya tahsis olunmuş ve dini İslam'ın bir haddi tam ile tarifine muntabık bir suretle ifra edilmek için, bunu uygun bir kalıba dökmek için sırat-ellezine en'amte aleyhim, yani dini İslam bizden nasıl bir sırat-ı müstakime, nasıl bir doğru yola girmemizi istiyor? Allah'ın nimet verdiklerinin yoluna, sapmışların yoluna değil, gazaba uğramışların yoluna değil. Evet arkadaşlar, burada kalalım. Buradan devam ederiz inşallah haftaya. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak Ramazan'dan sonraki hali, önceki halinden çok daha ileride olan müminlerden olmayı bizlere nasip etsin. Kemal yolculuğumuzda önümüze çıkan bir fırsat mevsimi gibi görebilmeyi, her dakikasından, her saniyesinden istifade edebilmeyi nasip etsin. Allah'a emanet olunuz.